Hayatım. Yeşim. Gerçekten yaptın mı bunu? Bebeği aldırdın mı? İnanamıyorum. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Hani çok istiyordum bebeği. Bak, eğer birileri zorladıysa buna, ömür boyu bunun pişmanlığını yaşarsın. Başından beri en doğrusunun bu olduğunu biliyorum. Ama nedense içim bir türlü rahat etmiyor. Sanırım hata yapmaktan korkuyorum. Bunu zaman gösterecek Çınar. Şimdi kendini heba etmenin bir anlamı yok. Olan olmuş artık. Haklısın. Geldiğimiz günden beri olay eksik olmadı. Bu kargaşa içerisinde seninle de ilgilenemedim. Olsun. Ben şikayetçi değilim. Sen ne yaptın bugün? Evde miydin? Bu masayı buraya taşıdım. Ama sen burayı çok daralttı dersen dışarı taşırım. Yok, bir sakıncası yok benim için. İyi yapmışsın, iyi olmuş burada. Çalışmaya başladın demek. Başladım, geç bile kalmışım. Nasıl gidiyor peki? Bazı konuları hatırlıyorum tabii. Ama bazılarında da çok zorlanıyorum. Akşam işten döndüğümde birlikte tekrar ederiz. Yok, olmaz. Sen zaten bütün gün iş yerinde çalışıyorsun. Bir de benle uğraşma. Ben çalışır hallederim. Halledersin tabii. Halledemezsin demedim zaten. Benim için de pratik olur. Hem bak ne diyeceğim. Buraya bir tane de bilgisayar alalım. Hem sadece kitaplarla çalışmamış olursun. Gerek yok. Neden? Kitaplar yeter bana. Okur çalışır hallederim ben. Oh, dünyanın yükü sırtımdan indi sanki. Nasıl rahatladım, nasıl ferahladım anlatamam. Kuş oldum, kuş. Ne kadar duyarsızsınız İkbal Hanım. Belki siz rahatlamış olabilirsiniz ama Yeşim bu yaşadıklarından dolayı kahroldu. Kendi düşen ağlamaz. Aklım almıyor gerçekten. Kabullenmeseniz de o sizin de torununuzdu. Üstelik siz annesiniz. Böyle bir durumun bir kadın nasıl yaralayacağını tahmin edebilirsiniz. Neyse. Nasıl olsa artık istedikleriniz oldu. Rica ederim, bu konuyu bir daha açmayalım. Necip Bey, ben odamıza çıkıyorum. İyi geceler. Artık zevcenize bir şey demenin zamanı gelmedi mi Necip Bey? Başımıza her türlü derdi açan kızı sanki kabahatlisi benmişim gibi fırsatını buldukça beni gagalıyor. O haklı, bu haklı demem. Ama ettiğin doğru değil gelin. İnsanın acısıyla, kaybıyla huzur bulmak bize yakışmaz. Hele ki giden bir cansa. Sen Zümrüt Hanım'a takılıp kalacağına bu canın günahını nasıl taşıyacaksın onu düşün. Öyle ya da böyle. Ona kıyılmasına sen de vesile oldun.
Ben yatacağım Necip. Gidenin ardından bir Yasin-i Şerif okuyayım da belki vicdanım biraz huzur bulur. Allah kabul etsin abla. Ablanız ne zaman evine dönecek Necip Bey? Hani ne yapsam yaranamıyorum. Rahmetli kaynanamı arar oldum yeminle. Ha, siz de sessiz kalın öyle tam olsun. Zaten bu evdeki Karaçalı onlar değil benim. Bu ne demek şimdi İkbal Hanım? Sükut ikrardır Necip Bey. Baksana, gelen beni azarlıyor, giden beni azarlıyor. Senin de sesin çıkmıyor maşallah. Kime ne diyeyim İkbal? Ha doğru, affedersin. Biri ablan, öbürü karın. Ablamdan bahsederken Zümrüt Hanım'ı ne diye karıştırıyorsunuz ki? Aa, karına toz kondurmuyorsun bakıyorum Necip Bey. Tabii, türlü türlü cilvelerle aklını başından aldı. Tövbe estağfurullah. Ne cilvesi? Boşuna inkar etmeyin Necip Bey. Kör değilim Allah'a şükür. Kadın mahrem demeden ulu orta salınıyor. Artık görmediğimiz yerde olanı Allah bilir. Günahımı alıyorsun İkbal Hanım. Elim eline değmedi bile. Beni teninden geçenler değil Necip Bey. Aklından geçenler korkutuyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Uyumak istiyorum Reyhan, eğer izin verirsen. Hangi akla hizmet kürtajı olursun? Hani bebeği doğuracaktın? Hani Çınar'ın elini ayağını bağlayacaktın? Duymadın galiba Reyhan, uyumak istiyorum dedim. Sen zaten ayakta uyuyorsun. Böyle yaparak sırf istediklerini vermedin. Çınar'ı altın tepside o beslemeye sundun. Abin önce beni işten kovdu. Sonra da evden kovmakla tehdit etti. Ciddi misin? Tamam, kolay olmayacağını biliyorduk. Salaklığınla elindeki tek kozu da harcadın. Artık senden daha kolay kurtulacaklar, farkında değil misin? Madem bu kadar çabuk vazgeçecektin, niye ayaklarıma kapanıp yalvardın? Ha? Sakın benden bundan sonra yardım bekleme. Ne halin varsa gör. Reyhan. Ne var? Madem birbirimize yardım edeceğiz, aramızda gizli saklı kalmamalı değil mi? Sen beni dinlemiyorsun galiba. Bundan sonra tek başınasın. Peki ya bunu değiştirecek bir şey söylersen? Ne gibi? Eğer birbirimize güvenemezsek, sana küçük sırrımı söyleyemem. Yapmadın değil mi? Bebeği aldırmadın. Aferin sana. Süper bir numara. Başka türlü seni rahat bırakmazlardı. Yalnız nasıl becerdin bu işi? Nasıl kandırdın Çınar'ı? Çok zor olmadı. Bir tek doktora ikna etmek biraz zor oldu. Ne dedin? Zaten yeni bir doğumdan çıkmıştı. Bu bebeği istediğimi ve baskı altında olduğum için vazgeçmek zorunda olduğumu söyledim. O da bu durumu babasına bildirmemiz gerektiğini söyledi. Ben de Çınar'ın bebeğin babası olmadığını, onun benim eniştem olduğunu söyledim. Çok da yalan sayılmaz hani. Sadece eski enişten.
Sonra bir müddet içeride bekledim. Biraz vakit geçirdim. Dışarıya çıktım. Ve bitti dedim Çınar'a. O da zaten o kadar odaklanmıştı ki bu duruma. Ayrıntılarını sormadı bile. Senin bebek ne zaman geliyor? Birlikte büyüteceğiz bebekleri değil mi? Tabii şekerim. Neyse sen güzelce dinlen. İyi geceler. İyi geceler. Hayrola Reyhan? Odaları mı karıştırdın? Sadece bakayım dedim yenge. Çok mu merak ettin? Ettim. Sonuçta kız çocuk aldırdı. Ne kadar zordur Allah bilir. Yapması zor gelmemiş ama. Bu yeşime düşkünlüğü nedir pek anlayamadım. Saçmalama yenge. Sonuçta kız çocuk aldırdı. Tamam, hamile kalması hataydı ama... Ben de hamileyim ya. Belki size göre biraz daha hassasım. Neyse iyi geceler.